Webinarımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bankacılık entegrasyonunu, online bankacılık entegrasyonu hakkında konuşuyor olacağız. SAP sistemlerinizde bu ürünümüzün nasıl entegre olabildiğini ve Vectora finansal çözümlerinden çıkan bu ürünün aslında size ne gibi faydalar sağlayacağını birazcık sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bugün öncelikle yanımızdaki konuklarımıza teşekkür ederek başlıyorum. Dilerseniz kendinizi tanıtabilirsiniz. Önce sizden başlayayım Özgür Bey. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, merhaba. İsmim Özgür Kakmacı. Koç Holding Tat Gıda ve Düzey Pazarlama Şirketlerinde CEO ve CDO olarak çalışıyorum. Konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Ben de öncelikle izleyicilerimizin hepsine hoş geldiniz diyorum. Adım Sinan Tozdemir, Vectora şirketinde kıdemli finansal uygulamalar danışmanı olarak çalışıyorum. Teşekkürler Sinan. Ben de aynı şekilde Vectora şirketinde finansal uygulamalarda takım lideri olarak çalışıyorum. İsmim Hazar Efe Dokutan. Bugün moderasyonunu yapıyor olacağım webinarımızın. Dilerseniz hızlıca bugünkü ajandamıza bir göz atalım. Öncelikle bugün nereden bahsediyor olacağız? Online bankacılık ürünümüz nedir? Aslında bu ürün neler kazandırıyor bize? Ne gibi fonksiyonelitleri var? Bunlardan biraz bahsediyor olacağız. Burada Özgür Bey'in de katkılarıyla birazcık size yaşanan süreçlerden bahsetmeye çalışacağız. Ne gibi ön hazırlıklarımızı yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz gibi. Gözde gördüğümüz aslında pek çok katkısı da var değil mi? Doğru. Teyit edersiniz. Onun haricinde bir canlı demo gösterimimiz olacak. Burada Sinan bize deneyimlerini aktarıyor olacak. Ve sonrasında da daha çok bu süreci iyileştirmek için neler yapabiliriz, ne gibi ürünlerle tekrar birleştirebiliriz gibi pek çok şeyleri de konuşuyor olacağız hep beraber. O zaman hızlıca başlayalım. Sinan, nedir online bankacılık? Ben birazcık ürünü anlatayım. Yani aslında ürünün neden ihtiyacı doğduğundan başlamak gerekiyor. Eskiden de hatta birçok yine şirketine devam etti. Genelde banka işlemlerini muhasebeleştirmeyi bir gün sonra, iki gün sonra yani kullandıkları yönteme göre 3-4 gün sonra bile aslında yapıyorlardı. Bu da tabii zaman ve optimizasyon açısından departmanlara problem yaşatıyordu. İşte tahsilatların geç işlenmesi, ödemelerin geç kaydedilmesi ve aslında hani en önemlisi baktığımız anda sistemde hesaplarımıza ne olduğunu doğru zamanda göremiyorduk. Bununla birlikte de aslında şimdi bankaların da sağladığı bir teknolojiyle, web servislerle online banka entegrasyonu paketimizi oluşturduk. Online banka entegrasyonu aslında bankaların kendi güvenlik sertifikalarıyla birlikte bize sağladığı web servisler üzerinden hesapların anlık olarak hareketleri SAP'ye görüntülediğimiz, kullanışlı bir ekranda raporladığımız bir tane tool'umuz. Bunun haricinde Özgür Bey, size dönün. Nasıl karar verdiniz online bankacılığa? Sinan'da bahsettiği pek çok konudan dolayı da size pas atmak istedim ama. Aslında Sinan çok doğru bir yere parmak bastı. Şimdi tahsilatların aynı gün işleme giriyor olması, aynı anda işleme giriyor olması bizim müşterilerimizin kredi limitlerinin hemen açılmasına olanak sağladı. Bu çok kritik çünkü satışların anlık olarak kredi limiti açıldığında satış hacminin artmasına neden oluyor. 3-4 gün bekletirseniz ya fazla teminat alacaksınız müşterilerinizden ya da o satışı yapmayacaksınız. Anlık olarak bu entegrasyonu yaptığınızda sizin müşterilere satış yapma olasılığınız, hacminiz doğal olarak artıyor. Bu ekstra bir katkı. İkinci böyle bir ürün neden ihtiyaç duyduk? Bu manuel işleme hem zaman alıyordu hem de çok hataya açıktı. Ve bu çok monoton bir işti. Bunu yapan kişi de mutsuzdu ve hata yapma olasılığı da çok fazlaydı. Böyle bir ürünle hata yapma olasılığı ortadan kalktı ve kişilere daha çok değer yaratan işlere odaklanması sağlandı. Bir diğer konu da bu tip ürünlerde bazen banka entegrasyonunda bir sorun olabiliyor veya kayıtta sorun olabiliyor. Bunu çok kolay tespit edebilmekte, tespit edilebilmesi de bu ürünün verdiği kolaylıklar arasında aslında bize. Evet, bu bağlamda ben ürün özelliklerinden devam etmek isterim. Yani Özgür Bey'in dediği gibi de aslında ekranlarda sonuçta insan kullanıyor. Her zaman bir hataya açıklık olabilir ama hatanın tespiti ve düzeltilmesi çok daha kolay oluyor. Çünkü yani birebir internet bankacılığınıza girmenize gerek yok. Doğrudan SAP'den istediğiniz bankanın istediğiniz hesabını seçip çalıştırdığınızda hareketleri görebiliyorsunuz ve doğru muhasebeleşmiş mi, yanlış mı muhasebeleşmiş veya hani muhasebeleşmediğini de aslında doğru bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ürünümüzde aslında hani birçok özellikleri var. Malum finans, işte bankacılık işlemleri ülkemizde az çok belli. Bunlar çek senet olsun, yani çek senetlerin tahsilatları ve ödemeleri.
Bunlar aslında ekranda bankaların da tabii sağladığı veriler ışığında çek numarasını yazarak en basitinden ekranda kolayca muhasebeleştirebiliyoruz. Birçok şirketlerde yani özellikle Tatkıda'da da tabii çok vardı. Ciddi araçlar, kamyonlar ve aslında bunların takibine göre ilk siparişle takip ediyoruz. Ve aslında bunların işte HGS geçişleri veya ödemeleri gibi durumlar oluyor. Doğrudan giderleri de aslında iç siparişlerle mesela kaydedebiliyoruz. Hani aslında sağladığı fonksiyon yöntemize çok geniş. Keza hani Özgür Bey'in de bahsettiği gibi tahsilatları anlık işlemek en büyük avantajı. Çünkü hani bazen yüklü ödemeler beklenebiliyor veya kritik durumda limiti olan müşteriler olabiliyor. Hani bu ödemeleri anında görüp müşterinin cihazına kaydettiğimiz zaman limit açıda doğrusuyla hemen yeni siparişlere kadar gitmeye devam ediyoruz. Bu noktada şey diyebiliriz o zaman yani. Ürün aslında bütün bankacılık işlemlerimiz, operasyonlarımızı yönetebildiğimiz bir kokpit olarak evet, çalışıyor. Evet, kesinlikle. Çok güzel. Peki Özgür Bey, siz kurulum aşamasında bu kararları alırken pek çok noktadan bahsettiniz. Yani deneyimlerinizi biraz aktarabilir misiniz? Bu konuda yönlendiğinizde projeyi nasıl ilerlettiniz? Ne gibi zorluklar bekliyordunuz? Bu projenin devreye alınmasının en kritik noktası bankalarla güvenli bir iletişim altyapısının kurulması aslında. Biz şu anda 9 bankayla entegre çalışıyoruz Tatkıda Düzey Pazarlama olarak. Ve bu bankaların her birinde farklı güvenlik politikaları var. Bu politikalarla uyum sağlayabilmek için belli bir efor sarf etmek gerekiyor. Hem güvenlik tarafında, bizim taraftaki güvenlik tarafında hem de bankaların çeşitli prosedürleri var. Bunlar bir miktar zaman oluyor. Aslında ürünün implementasyonundan daha fazla bu süre geçiyor. Bu da yaklaşık 1-1,5 aylık en kolay entegrasyon 1-1,5 ayda güvenli bir ortamda sağlanabiliyor. En kritik nokta burası. Bu nokta aşıldıktan sonra aslında ürün implementasyonu çok kısa sürede halledilip canlı hayata geçirilebiliyor. Bunlar da zaten geliyor olacağız devamında ilerleyen slaytlarımızda da. Şimdi isterseniz birazcık referanslarımızdan devam edelim. Tatkıda'da çok gerçekten 9 bankayla kapsamlı proje yaptık. Bunun yanında Türkiye'de şu anda faaliyet gösteren yaklaşık kaç bankaydı? 15-16 bankaydı. 17 civarı bankaydı. Aynen. Yani gün geçtikçe aslında bu sayıyı artırmaya devam ediyoruz. Bu bankaların her birinin sağladığı bir servis, doğru mu? Doğru. Evet. Aslında her banka bunu artık sağlıyor durumda. Ve Türkiye'den en yoğun kullanılan zaten aşağı yukarı banka sayımız da belli. Şu an neredeyse hepsiyle entegre bir şekilde çalışabiliyoruz. Biraz şeye geçelim, şu çok yoğun işlem hacmine evet, aslında sahip. Onlardan bahsetmek istiyorum. Evet. Özellikle Türk Kızılay'ı projesinde, bildiğiniz üzere Türk Kızılay'ı tüm dünyaya yardımlarını ulaştıran bir kurum. Böyle bir kurum olunca da dolayısıyla tüm bankalarla çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Özellikle dini bayramlarda çok ciddi bir bağış hacmi oluyor. Yani zekat ödemeleri, kurban bağışları ve normal genel bağışlar bu dönemde gerçekten en üst düzeyine çıkıyor ve günde yaklaşık 5000'in üzerinde işlem hacmi oluşuyor. Açıkçası hani böylesine büyük bir stres testini biz de yapmak istiyorduk ve Kızılay'da hani bunu bize sağladı. Biz aslında paketimizin bunu kaldırabileceğini düşünüyorduk. Çok sağlıklı bir şekilde de kaldırdık. Hani bağışların anında aslında ESEP'ten takip edilebilir olduğunu gördük. Çok hızlı bir muhasebeleştirme süresi vardı. Ve tabii sonuçta işin içinde para olunca hani iadeler, fazlalıklar vesaire oluyor ve bunların yönetiminde de aslında çok ciddi zamanlar kazandırdı. Özgür Bey, sizin de burada tabii operasyonunuzu biliyoruz birazcık tatlı. Siz de benzer bir işlem hacmini karşılaştınız diye tahmin ediyorum. Evet, biz biraz önce de ifade ettiğim gibi 9 bankayla entegre çalışıyoruz. Ortalama günlük banka başına 10.000 transaction var. Toplam 10.000 transaction var. Banka başına 1.000 transaction'ımız var. Çünkü biz düzey pazarlama olarak, düzey pazarlama tarafında bölge depolarımız olduğu yerlerde direkt satışımız da söz konusu. Yani bakkallara, marketlere, büfelere satış da yapıyoruz. Burada çok fazla post işlemi var. Bunlar çok büyük bir hacim doğuruyor bizim için. O nedenle günlük bizim ortalama 10.000 transaction'ı online bankacılık vasıtasıyla SAP ile entegre bir şekilde yürütebiliyoruz. Bu arada bizim SAP sistemimiz SAP S/4HANA 2018 yılının başında devreye aldık bu çözümü. Yine Vektora danışmanlığı da vardı burada bu çözüm devreye alınırken. Bizim bu transaction'ların içinde neler var derseniz POS entegrasyonu var, online banka entegrasyonu, hesap entegrasyonları var ve tüm distribütörlerimize doğrudan borçlandırma sistemi çalışıyoruz. Tüm tahsilatları vadesi geldiğinde distribütörlerimizin banka hesapları üzerinden doğrudan borçlandırma sistemi aracılığıyla tahsil etmiş oluyoruz. Öylece tahsilat riskini de ortadan kaldırıyoruz.
Hatta burada çok güzel bir noktadan da girdi ki bizim de vektör olarak online DBS çözümümüzü de şu anda ilk etapta kullanmaya başladık zaten. Vektör çözümü ailesinde aslında finansal ürünlerimizin altında online bankacılıkla entegre çalışan bu gibi ürünlerimiz de var. DBS, POS gibi. Bunlarda da ilerleyen webinarlarımızda zaten sizlere paylaşıyor olacağız. Tekrar kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sorularınızı istediğiniz zaman aşağıdaki kutucuya yazabilirsiniz. Buradan biz sorularınızı takip ediyor olacağız ve webinarımızın sonuna doğru da bunları yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi tekrar Sinan'a dönelim. Bu noktada biz pek çok farklı projede aslında görev aldık. Sen biraz deneyimlerinden bahsedebilirsin. Kale vardı örneğin çok büyük bir proje. Evet, Kale'de yani hacim olarak neredeyse yine bütün bankalarla çalışan büyük bir kuruluş. Orada da tabii çok ciddi müşteri tahsilatları ve ciddi yoğun işlem hacmi var. Yani hani işlem hacimlerine bakıp aslında eskisiyle ve yenisiyle karşılaştırdığımız zaman %60'a yakın bir performans iyileştirmesi var. Çünkü hani Özgür Bey de bahsetti, insanlar bir fiil banka fişlerini, banka hareketlerini işlemekle uğraşıyorlardı. Ama şimdi bizim bu paketimizi geçtikten sonra artık banka hareketleri önlerinde listeleniyor ve tamamen kullanıcının kararına göre, hatta hani birçok otomizasyon da sağlayabiliyoruz. %80'in de otomizasyon aslında paketimizde. Çünkü hani az çok işlemler belli, çalıştığımız cariler, yapılan ödemeler belli olduğu için hani çok kısa bir şekilde kaydedip geçiyoruz. Yani bu da çok ciddi bir aslında performans artışına neden oldu. İnsanların hani vakit ayıramadığı yerlere veya hani günü yakalayamama gibi problemleri, korkuları kalmadı artık. Yani bu böyle mi? O performans açısını gözlemleyebiliriz mi sizler? Evet, biz IT olarak bunu gözlemledik ama aslında operasyonun bunu bize ifadesi çok daha değerli. Biz bu konuda operasyonla, finans tarafıyla görüştüğümüzde bu işe dedi ki arkadaşların söylediğini ifade ediyorum. Çünkü IT biraz daha böyle net cevap verir ama operasyon biraz daha böyle çekimsel kalır bu konularda. Operasyonun dediğine bakarsak %60 zamanlarından tasarruf sağladıklarını belirtiler ve hata oranı neredeyse yok şu anda. Bu ciddi bir tasarruf. İnsanları monoton düzenden uzaklaştırıyorsunuz ve insanların daha değer katan, kendilerine de şirkete de değer katan işlere odaklanması için onlara zaman yaratmış oluyorsunuz. Operasyonun bunu demesi çok önemli. Bunu bizim şirketimize dedirttik. Çok, biz de çok sevindik tabii. Evet, çünkü yani günü yakalama anlamında da çok başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Yani hani X-ray sorgulatıp çektiğimiz zaman aslında T anında ne kadar paramız var, ne ödemeler çıkmış, kimden para gelmiş, hangi şeyler bekliyor, yani bunları çok nette görebiliyoruz aslında. Aslında günümüzün trendi dijital dönüşüm. Çok güzel finansla çok güzel bir dijital dönüşüm aslında. Evet. Çünkü bu trendde temel olan konu insanları daha değer yaratan işlere getirmek, oralara yönlendirmek. Onlara değer yaratmayan ama şirketin idamesi için gereken işleri olabildiğince otomatize etmek. Bu ürün bu trende çok önemli katkılar veren bir ürün aslında. Yani çok ciddi zaman artışlarından bahsediyoruz. Evet. Aslında efektif işlerden kastımız pek çok raporlama, yani aslında analize ayrılan süreyi artırıyor. Pek çok destekleyici faaliyeti var. İsterseniz birazcık da şeyden, bu noktadan devam ederek Mobile'de biz neler edineceğiz, ne gibi tasarruflarımız olacak, nelere fayda sağlıyor, birazcık onların üzerinde noktası olarak durmaya çalışacağız. Aslında hep diyoruz tabii, her şirketin bel kemiği, yani tahsilatlar, yani paranın geldiği nokta. Tahsilatlar anlık alınca aslında doğrudan denkleştirmeye varana kadar cari ile ilişkisini de tamamlıyoruz. Günlük yani hareketleri aslında toplu ve aynı gün içinde muhasebeleştirme imkanımız kazanıyoruz. Çünkü aslında mevcut da yani bu çözümü kullanmadığımızda ya bir gün sonra veya manuel tek tek bir insan gücünü oraya harcayarak bu işlemleri gerçekleştirdik. Ve tabii bunlar olunca haliyle güncel nakit akışımız oluşuyor aslında. Yani biz online banka entegrasyonuna girdiğimiz zaman o an gerçekten ne olduğunu, ne kadar döviz pozisyonunda olduğumuzu, ne kadar TL pozisyonunda olduğumuzu çok net görebiliyoruz. Anlık kredi risk takibini de aslında optimize etmiş oluyoruz. Çünkü hani Özgür Bey bahsetti, bunlar çok kritik değerli şeyler. Hani bir müşterinin tahsilatı açıldığı zaman anında sipariş gelmesi o şirketin satış performansını da ciddi anlamda etkiliyor. Burada biz değeri, yani günlük ürün satan bir şirketiz. Bu bizim için çok kritik. Bizim bugün o ürünü satmamız lazım, yarını yok. Çünkü yarın başka bir müşteri veya başka bir tedarikçi burayı kapatabilir. Bizim o ürünü o gün fabrikadan çıkışını yapıp satmamız lazım. Bir gün beklemez olur. Çünkü günlük ürün, günlük süt dediğimiz ürün 5 günlük ürün. Dolayısıyla bu tahsilat açığı direkt açılması, tahsilatın direkt işlenmesi, kredinin direkt açılması bizim için çok değerli.
operasyonlara çok ciddi faydalar görüyoruz. Yani dolayısıyla mutabakatta da veri işleme süresinden de gözle görülür bir azalma oluyor. Yani çünkü bankalara normalde muhasebe operasyonunda, finans operasyonunda çalışan arkadaşlar çok ciddi bir efor sarf ediyorlar, çok ciddi süreler harcıyorlar. Evet. Mutabakatı aslında bankanın sağladığı güvenli bir servisle anlık olarak işleyebilmek gerçekten bu sürelerde çok ciddi bir fayda sağlıyor ve insan faktörünün de önüne geçiyor. Kesinlikle bu BABS tarafında da ciddi kolaylaştırıyor finans ve muhasebe işini. İstersen biraz daha devam edelim. Dediğim gibi yani bu paketin aslında tak çalıştır şekilde olması, hani kullanıcıların önünde kolay bir kokpit olması mevcutta yaptığı işi ciddi anlamda hani arttırıyor dedik. Yani neden diyorum bunu? Aslında hani birçok kullanıcılarla her zaman biz dirsek dirseğe çalışıyoruz. Az çok hani ne iş yaptıklarını, nasıl yaptıklarını da görüyoruz. Hani bugün online banka entegrasyonu olmayan bir noktada veya hani gün sonu kaydedilen veya manuel yapılan işlemlerde kullanıcı bir fiil internet bankacılığına girip işte şifrenin gelmesini bekliyor, giriyor. Bazen araya başka iş giriyor, oturum sonlanıyor. Tekrar girmesi gerekiyor, nerede kaldığını takip etmesi gibi zor oluyor. Yani aslında hani bu sürelerin hepsini biz artık ortadan kaldırıyoruz bu çözümümüzle. Çünkü niye? Bir seferde çalıştırıyoruz. Yenile yaptıkça eğer yeni bir hareket olduysa önümüze düşüyor. Bunda hani aynı anda veya aynı dakikada muhasebeleştirebiliyor. Eskiden değil mi Özgür Bey? MT940 ile yapıyordunuz bu işlemlerinizi. Evet. Yani burada ciddi gözle gördüğünüz aradaki farklılıklar da benim kendi gözlemim en azından. MT940 gün sonlarında aldığınız bir ekstra, ertesi gün muhasebe işliyor. Anı takip edemiyordunuz. Yani bunu iş birimi nasıl kabullendi, nasıl bu alışkanlığı edindi? Biraz da onlara da değinebiliriz. İş birimlerin bu tip alışkanlığı edinmesi miktar zor oluyor. Ama insanlara bunun getirisini fiili hayatta gösterdiğiniz zaman ve bunu hakikaten satış artışı olarak şirkete geldiğini gördüğü zaman bunu çok rahatlıkla benimsiyor. Şu anda ellerinden bu tool'u alsak herhalde ne yapacaklarını şaşırırlar. Çünkü eskiden ekran MT940'la ertesi gün gelirdi, onlara bakarlardı, kontrol ederlerdi, tekrar muhasebeleştirirlerdi, hataları ayıklarlardı vesaire. Şimdi gün be gün gelen her şeyi görebiliyorlar ve aslında bu gelen datayı da hem satış artışı olarak döndü hem de bu baki kullanma olanağı da sağlıyorsunuz aslında finansa. Evet. Hem ödeme anlamında hem de değerlendirme anlamında. Biraz isterseniz şimdi bir kısa bir demomuz olacak. Demomuzu görelim. Ondan sonra ben şeyi merak ediyorum aslında birazcık da ekranları da bildiğim için. Pek çok farklı banka hareketi geliyor. Bu banka hareketlerinin her birini nasıl işleyip ayrıştırabiliyoruz? Nereden anlıyoruz bu hareketlerin ne olduğunu? Nasıl bir otomasyon yapıyoruz ki bu operasyon bu kadar ciddi kazanımlar elde ediyor. Biraz sen bahsedebilirsin de bundan sonra. Hemen bir demoyu gösterelim önce. Demo üzerinden sonra bahsedelim. Basit bir ekranımız var aslında. İki tane de işlem kodumuz var. Entegrasyonu uyarlama şeklinde. Entegrasyona girdiğimizde şirket kodumuz, tarihimiz, hangi bankayı çalıştıracağımız ve o bankanın hangi hesabını. Tabi bunları boşta bırakabiliyoruz. Tercihe bağlı. Yine hani tercihe bağlı olması açısından ekrana filtreleme amaçlı hareketleri gelen ve giden olarak keza giren kişinin de kayıt atma amaçlı mı yoksa hani görüntüleme amaçlı, rapor alma amaçlı mı gireceğini ayırt eden parametrelerimiz mevcut. Hani örnek bir banka üzerinden bir video çekimi yapmıştık şu an. Bir tane bankayı şu an çalıştırıyoruz. İki hesap seçtik. Gördüğünüz gibi hani çalışma süreleri çok uzun değil. Tabii bankanın zaten servisleri bunu sağladığı sürece biz de aynı hızda getiriyoruz. Tepe kısmında aslında ekranımızı ikiye böldük. Tepe kısmında hesap bilgileri, açılış bakiyesi, kapanış bakiyesi, işte gelen hareketler, giden hareketler anlamında tutarsız olarak gösteriyor. Ek olarak bir de hani ne kadarının muhasebeleştirildiği, ne kadarının muhasebeleştirilmediğini görüyoruz. Hani hesabın üstüne çift tıkladığımızda o hesabın ayrıntıları geliyor. Ekranda da gördüğünüz gibi aslında yeşil olan satır bizim için muhasebeleştirildi demek oluyor. Hani buradan da ben gün içinde neyi muhasebeleştirmişim, neyi muhasebeleştirmemişim görmek çok daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi seçip kaydettiğimiz şekilde de aslında belge gördüğünüz gibi hani 2-3 saniye içinde oluşuyor. Zaten standart SAP fonksiyonlarının tabii, hepsi var. Tamamen yani kesinlikle şey. Standart hani SAP'nin BAPİ'lerinde fonksiyonlarını kullanarak yapıyoruz. Tıkladığımız zaman da hani belgeye oradan da erişebiliyoruz. Yine keza istersek buradan hemen ters kayıt da alabiliyoruz. Yanlış bir muhasebeleştirme yapıldıysa. Anlık aynı ekran üzerinden. Tabii aynı ekran üzerinden toplu ters kayıt da alabiliyoruz. Tek de müferit de alabiliyoruz. İkinci ekranımız ise aslında uyarlama ekranı. Yani hani implementasyon dediğimiz aslında çok kısa, ciddi bir kısa sürede yapılan implementasyon. Çok benziyor MT940. Evet, standart aslında MT940'larına hani birazcık baz alarak yapmaya çalıştık.
Burada ekranda işte bankaları tanımlıyoruz. Daha sonra hangi bankanın hangi şifreyle bağlanacağını ve en önemli kısım aslında hani dinamize ettik diyoruz ya, PIO'dan mı ABAP üzerinden mi olacağını biz seçebiliyoruz. Yani bazı bankayla PIO üzerinden çalışabilirken bazısıyla ABAP veya hani tek bir yöntem hep ABAP veya hep PIO gibi seçimlerimizi yapabiliyoruz. Hani tamamen dinamik. Hesap otomizasyonlarını da buradan yine gerçekleştirebiliyoruz. Yani ben yeni bir hesap açtığım zaman sadece burada uyarlamaya girerek istediğim kullanıcı adı şifremi tanımlayarak aslında bu erişimi kolaylıkla sağlayabiliyorum. Aynen, çok rahat yapabiliyoruz. Şimdi biraz da hani senin soruna gelmek istiyorum. İşlemleri nasıl otomize ettiğimize bakacağız. Aslında orada bir özür dilerim söyleyeyim yani. Ne kadar varyasyondan bahsediyoruz? Çok ciddi sayıda işlem var. Bankayla yapabildiğiniz pek çok operasyon var. Burada siz de illaki pek çok bankayla farklı sorunlar yaşamışsınızdır. Bankalar bu konuya nasıl yaklaşıyor? Çözüm önerileri oluyor mu? Bir satırda size bir ayraç gönderiyorlar mı? Nasıl işliyorlar bu veriyi? Bu aslında tamamen iletişime bağlı olarak gelişiyor. Bankaların belirli standartları var ama belli noktalarda da esneyebiliyorlar. Bunu tamamen finans ve banka arasında kurduğunuz iletişime bağlı. Siz nasıl veriyi değerlendirmek istiyorsanız, nasıl hesapları almak istiyorsanız, komisyonlu mu, komisyonsuz mu vesaire, bu bileşenlere göre bankalar çeşitli esneklikler sağlıyor. Bu tamamen iletişime dayanıyor. Bir güvenlik duvarını geçtikten sonra aslında iki sistemde birbirine güveni oluştuktan sonra, bağlantıyı kurduktan sonra bankalar burada bir miktar size yardımcı oluyorlar. Belli standartları var. Bu standartlar halinde sizin isteklerinizi karşılayabiliyorlar. Bunları genellikle zaten mümkün olduğu kadar otomasyonunu sağlamaya çalışıyoruz ama tabii ki de farklı zorluklar oluyor. Komisyon bedelleri örneğin. Evet. Mesela çok ciddi sorun duyuyor, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Evet. Bazı banka komisyonlu gönderiyor bir datayı. Bazı banka gönderme, bazı banka oransal gönderiyor komisyonları vesaire. Bunları bankalar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak gerekebiliyor sistemde. Veya bazı bankalar bunu sizin istediğiniz yönde de devşirebiliyor. Yani burada sen de tabii implementasyonunu gerçekleştirdin. Evet. Pek çok farklı örneğimiz vardır herhalde karşılaştığımız. Aynen, yani tat, gıda, düzey pazarlama için çok güzel örnek. Çok ciddi bir POS aslında işlem hacmi var. Hani keza yine POS paketimizi de orada kullanıyoruz. Ve aslında online bankayla entegre çalışan bir çözüm sistem. Tabii gün sonunda kayıtlar geliyor. Yani bankalar gün sonunda POS'larda geçen verileri gönderiyor gün sağlandıktan sonra. Bu veriler işte Özgür Bey'in bahsettiği gibi bazısı aslında içinde komisyon dahil oluyor, kimisi net tutar yolluyor. Bunlar tamamen hani bankalarla konuşarak, aslında biraz da iletişimimiz kuvvetliyse ve hani bankalarla olay sıcak bakıyorsa aslında çok kolay istediğimiz noktalara getirebiliyoruz. Doğrudan aslında hani alternatif muhasebeleştirme senaryolarıyla kullanıcıya biz POS'tan gelen hani datanın aslında zaten orada bir tasfiyat yapmışım ben. Para bir şekilde benim artık POS'umdan geçmiş, bankadaki ticari anlaşmama göre hesabıma geçmesini bekliyorum. Aslında kullanıcıya hiç müdahale ettirmeden doğrudan hepsini seçtir yapıyoruz. Ve kayıt oluyor. Bununla birlikte mesela diğer aslında bizim sağladığımız bir kolaylık, yine bankaların tabii sağladığı veriyle birlikte müşterilerin, yani tahsilat aldığımız müşterilerin BKN veya TC numaralarını paylaştığı için, aslında sistemde de bunlarla faturalaştığımız için hepsi tanımlı. Böyle olunca doğrudan müşteri de bulup aslında yine hani kullanıcıya bir şey seçtirmeden o otomizasyonu sağlamış oluyoruz. Aslında şeyi de söylemek gerekiyor burada. Bizim sistemde tek instance üzerinde iki company kodla çalışıyoruz. Üstad Kıda Düzey Pazarlama. Bu ürün iki company kodla da kullanılıyor. Ve şu ana kadar bir sorun yaşamadık bu konuda. Yani şu anda zaten ekranınızda da görüyorsunuz. SAP'nin database'in üzerinde pek çok farklı modülle finansal uygulamalar altında entegre olan pek çok ürün şu anda online bankacılıkla çalışabiliyor. Burada standart GL, AP, AR gibi FI fonksiyonellerinin yanında bir de Treasury tarafında özellikle hazine işlemlerinde ya da tahsilat modülünün kullandığı tahsilat operasyonlarını yöneten modülde bu entegrasyonu sağlayabiliyoruz. Bankalarla yapılan bütün işlemler aslında bu OBI merkezi üzerinden kontrol edilip burada pek çok size özgün uyarlamalarda da olsun ya da standart fonksiyonellerle doğrudan muhasebeleştirilebiliyor. Çok detaylıca konuştuk aslında ama en çok da şeye gelmek istiyorum. Bu kurulumu biz artık karar verdik diyelim, yapmak istiyoruz. Ne yapacağız, nelere hazırlanmamız lazım? Özellikle sizin projenizde de bu çok önemli bir yer elde etmişti, birazcık bahsettik. Ama bu kurulum sürecinde en kritik vurguladığınız nokta herhalde bankayla iletişim olmuştu. Bankayla iletişim, evet. Bankayla iki tarafına güvenli bir iletişim altyapısı kurmak iki taraf arasında. Çünkü bankaların doğal olarak güvenlik politikaları
oldukça sert bu konuda. İki tarafı da hem uygulayıcı şirketi hem bankayı bu güvenli ortama uyum sağlayacak şekilde web servislerle entegre etmek belli bir zaman alıyor. Aslında ürünün implementasyonundan daha uzun süren konu bu. Bu ürünün implementasyonundan önce başlanması gereken bir konu aslında. Yaklaşık 1-1,5 aylık bir süre alıyor. Bunun dışında o bankaların gönderdiği web servislerin veri desenleri konusunda da mutabık kalmak. Kim nasıl gönderiyor datayı, biz nasıl istiyoruz? Çünkü bankadan bankaya değişiklik arz eden durumlar olabiliyor burada. Bunları önceden bilmek ve bunlara uygun davranmak bize zaman kazandırıyor. Bu aşamaları geçtikten sonra ürünün implementasyonu çok fazla sürmüyor. Daha uzun süren aslında bu mutabakatı ve iletişimi sağlamak bankalar. Evet, burada ben hani kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Hani bu bankaların aslında desenleri dediğiniz gibi kritik bir nokta. Hani biz de edindiğimiz tecrübelerle aslında artık hani müşterilerimizi de çok net yönlendiriyoruz. Yani bu alanların sizde olması lazım. İhtiyacımız olacaklar, o yüzden şu deseni seçelim veya işte bu şekilde ilerleyelim gibi hani. Müşterimizin de aslında desteğini alarak bankayla daha hani net konuşuyoruz. Ya bu da bize çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Çünkü ürün gerçekten tak çalıştı bir ürün. Yani takıyoruz aslında. İçeride servis kısmı tamamsa bir sefere mahsus olmak üzere aslında hangi servise, hangi kullanıcı şifreyle giriyorsak ister ABAP, ister PIO modülü üzerinden hani tamamen yine müşterimizin aslında lisansında olup PIO varsa PIO üzerinden veya ABAP üzerinden yine o tercihi de kararı müşteriye bırakabiliyoruz. Daha sonra tabi bu karardan da değişebiliyor. Demoda da gösterdiğim üzere aslında bu bir seçimli karar. Bunun dışında şeyi sorayım sana. Özgün Bey bahsetti, çok ciddi çalışmalar, belki uzun bir süreç ama implementasyon süresi oldukça kısa. Evet. Tahminin ne kadarlık bir çalışmadan bahsediyoruz biz? Yani yalışmalara ayrı tutarak 2 günlük veya 3 günlük tabii banka hacminize göre bir implementasyonla aslında. Banka sayısına göre değişiyor mu? Yani hani banka sayısı çok olursa ana verimiz biraz daha artıyor ama hani maksimum 3 günlük bir aslında implementasyon süresiyle testleriyle birlikte biz bu kurumu tamamlayabiliyoruz. Banka sayısının çok olması sadece ana verisel anlamda. Buradan yine dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu paketi almak istediğinizde hangi bankalarla çalışacağınızı önceden belirlemeniz gerekiyor. Buna göre de aslında sisteminize bir ana veri iyileştirmesi yapmak gerekiyor. Çünkü hani herhangi bir entegrasyon, yani MT940 yoksa veya manuel işleyen bir şirketsek aslında bazı eksik uyarlamalar olabiliyor. Çünkü hani buna ihtiyaç duyulmadığı için tanımlanmamış oluyor. Bu bağlamda hani ana veride ciddi bir şekilde gözden geçirip hangi bankaların hangi hesabı veririz online çalışmalıyız kararını da iyi vermek gerekiyor. Aslında şey gibi biraz daha uzun vadede yeni bir banka eklediğimizde ya da farklı süreçlere evet. Adaptasyon için biz aslında bir yol haritası çiziyoruz. Tabii kesinlikle. Yönlendiriyoruz sizi. Ve hani ucunda açık bırakıyoruz aslında hani yeni bir banka geldi veya bu bankada yeni hesap açıldığı zaman aslında hani bizim artık müdahale etmemize gerek kalmıyor. Çünkü biz bunları gösterdiğimizde IT departmanları kolaylıkla herhangi bir değişiklikle, esneklikle müdahale edebiliyorlar. Burada şeye geleceğim. Bu konuda pek çok ön hazırlıktan artık bahsettik de kazanımlarımızda raporlarımız vardı en net hatırladığım. Belli raporlarda oldukça ciddi bir şekilde gözde görülür. Hareketlerin anlık akışıyla karar alma mekanizmalarını daha hızlı çalıştırdığınızı gördük. Siz burada geri bildirimlerinizden de giderek birazcık bize örnekler verebilir misiniz? Ne gibi kazanımlar yaşadık bu sayesinde? Birincisi tahsilatlar gününde işlendiğinden biz kredi limitlerini çok iyi yönetir hale geldik. Eğer biz tahsilatları doğru işlediğimizi de düşünürsek bu bankacılık ürünüyle müşterilerimizin ürün alıp almama kararlarını doğru yönetebilir. Biz bunlara ne kadar iskonto vereceğiz, ödemeleri düzgün gidiyorsa bunları tam zamanlı görebilir hale geldik. İkincisi dediğim gibi %60'a varan tasarruflar sağladık ve artık muhasebeleştirme hatası diye bir şeyle karşılaşmıyoruz banka entegrasyonlarında. Çünkü eskiden de bildiğimiz gibi hesap ekstresini alırdı, oradan manuel olarak bunu işlerdi. Şu anda öyle bir durum yok. Artık her şey ekranda önüne geliyor ve muhasebeleştir dediğinde iş bitiyor. Bunlar bize ciddi operatif anlamda verimlilik sağladı. Ve satış hacminin artışı da olarak geldi aslında. Ya, pek çok hatta bizim de projeleri yaptıkça deneyimlediğimiz bazı farklı ihtiyaçlar da ortaya çıkmıştı. Yani örnek verebileceğim en basitinden hazine risk yönetimi, gayrimenkul yönetimi gibi çözümlerdi.
burada yönetilen farklı karlılık, farklı maliyet muhasebesi objeleriyle aslında bu entegrasyonu sağlamaya ihtiyacımıza yönelik bazı iyileştirmeler de yaptık. Evet, aynen öyle. Mesela hani birçok konutu olan, taşınmazı olan başka bir projemizden denk geldiğimiz mesela real estate modelinde aslında sözleşme bazlı takip edilen tahsilatlar vardı. Yani dolayısıyla biz yine bu çözümde bunu takip edebildik. Yani az önce nasıl örnek vermiştim, iş sipariş bazında aslında araçlarımızı bu ekran üzerinden giderini takip edebiliyorsan gelirlerimizi de aslında yani bu sipariş bazında toplayabildik, yapabildik. Bir de hani raporlama anlamında eklemek istediğim bir nokta daha var. Şimdi aslında baktığınız zaman hani finans yöneticileri özellikle her an hangi bankada ne kadar parası olduğunu her zaman bilmek ister. Çünkü hani dediğim gibi bu finans dünyasında bir saniyenin bile önemi çok büyük. Her an yeni dinamikler mümkün olabiliyor. Şimdi aslında parasını toplu görebilmesi için aslında hızlıca birinin hemen Excel'de veya farklı bir tool'da nerede ne kadar param varabilmek için küçük bir rapor yapması gerekiyordu. Aslında bu entegrasyonla birlikte aslında T anında tüm bankalarda ne kadar varlığımız olduğunu da görebiliyoruz. Yani bu çok ciddi bir aslında zaman tasarrufu ve kolaylık sağlıyor. Buna göre aslında finansal aksiyonlarında çok daha hızlanmasını sağlıyor aslında finans yöneticilerinin. Yani burada tabii online bankayı bir de merkeze de koyduğumuz zaman aslında bahsettiğimiz diğer çözümlerle entegrasyon noktasında çok ciddi faydaları olacağını öngördük. Online bankacılığın bu kadar geliştiği bir dönemde aslında pek çok yeni uygulama geliyor. E-teminat diye bir şey geliyor mesela, online DBS geliyor, postlar artık daha efektif çalışır hale geliyor. Bu operasyonun bu kadar hızlanması aslında bu online bankacılık, online DBS gibi pek çok ürünün bir arada kullanımıyla da oluyor. O yüzden aslında bütün yapıyı bu şekilde bahsettiğiniz gibi daha otomasyona yönelik, daha fazla karar alıcıların rahatlıkla ulaşabileceği raporlara hizmet edecek şekilde kurgulamak daha doğru gibi geliyor bana. Güncel veriyle çalışabilmeye sağlamak önemli bir şey aslında burada. Yani siz de zaten operasyonda çok ciddi zorluklar yaşıyordunuz. Bunların da neredeyse gerçekten çok ciddi bir orandan bahsettiğiniz %60 oranında böyle bir iyileştirme oldukça belirli aslında. Hep beni uyarıyorlar. Sorularınız var aslında. Evet, bir sorumuzu alalım hemen. Aslında zaten birazcık da konumuzu da ilerlemiş olduk. Birazcık teknik olarak tahsilatlarınızı, tahsilat entegrasyonunuzdan, doğrudan borçlandırma entegrasyonlarından biraz bahsetmenizi istiyorlar aslında. Ben de merak ediyorum, bu taraftaki operasyon nasıl entegre oluyor bu çözüme? Birazcık daha açalım. Aslında şöyle, DBS tarafında da hani online bir çözümümüz var diye bahsetmiştin sen de. Burada da aslında yine dosya, yani birçok yine yerde devam eden dosya al gönder şeklinde bir limit takibi vardı. İşte fatura gönderiyoruz, limiti alıyoruz, daha sonra işte tahsil ediyoruz vesaire. Aslında online bankayla entegre olduğu nokta, tahsilat aldığımız zaman online bankaya anında düşmesi ve DBS paketindeki muhasebeleştirme mantığıyla hani eş zamanlı olarak muhasebeleştiği için hem mükerrerliğe izin vermiyor, çünkü aslında o DBS o an tahsil oldu. Bizim online bankada önümüze düştü. Hem mükerrerliğe izin vermiyor, hem de aslında hızlı bir şekilde limit açımına izin veriyor. Yani yine iki tarafın da online olması süreci kısalttırıyor. Aslında önceden hani bir dosya gönderiyorduk, tekrar dosya alıyorduk. Şimdi aslında yine bunları web servisler üzerinden hızlı bir şekilde gönderip alabiliyoruz. Mesela teknik olarak da aslında SAP'nin bir standart fonksiyonlarını kullanıyoruz. Tabii kesinlikle yine hani aynı benzer altyapılarla aslında oluşturduk. Yani şey yok aslında burada teknik bir soru olmuş birazcık ama birkaç tane böyle sorumuz var hatta. Teknik olarak aslında bizim kullandığımız çözümler metodoloji anlamında yine SAP standartları. Evet. Burada tabii ki de ürünün getirdiği yeniliklere göre bazı kendimize özgü fonksiyonlarımızı da yazdık. Fakat hiçbir şekilde standartın dışına çıkmıyoruz ve aynı şekilde muhasebeleştirme operasyonumuzu devam ettiriyoruz. Bu gibi ürünler aslında şirketlere çok büyük katkılar sağlıyor. Yani bunun gibi ürün ağacınızı geliştirmek istediğiniz pek çok şey de vardır. Aslında bu online bankacılık gibi şeyler bir adım değil mi bu sektörde gözüküyor? Kesinlikle. Hem kullanıcıların bu işe değerini gördükçe daha sıcak bakmalarını sağlıyor. Biz mesela online bankacılığa geçtikten sonra online DBS'ye geçtik. Çünkü finans ne kadar getirisi olduğunu bunun gördü. Ve DBS işini de devreye aldık. Zaten post proje geçişiyle beraber vardı. Şimdi bunların üzerine yeni uygulamalar katmaya devam edeceğiz. Çünkü artık operasyon tarafı da hem kendisinin işini kolaylaştırdı hem de şirkete değer kattığını gördü. Bu konularda artık hiçbir dirençle karşılaşmıyorsunuz.
operasyonlarda hep direnç vardı işte bu tip ürünlere karşı. Acaba doğru mu olacak? Muhasebeciler hep sever, elle dokunmayı sever bilirsiniz. Artık o dirençler de aşılmış oldu. Çok rahatlıkla alıştıklarını da gözlemliyoruz. Evet, çünkü önceden çok gerçekten kullanıcı dostu ekranlar yapmaya çalıştık. Ve minimum hani hatayı da açık bırakmaya çalıştık. Yani seçip kaydet şeklinde. Dolayısıyla gerçekten hani ben de yani bugüne kadar yaptığımız projelerde hani kolay kolay bir dirence rastlamadım. Gelen her şey hani bu bugüne kadar neredeydiniz gibi oluyor birazcık. Hani buna ihtiyacımız varmış diyorlar. Yani bu arada çok güzel sorular geliyor da bu online DBS'den biraz bahsettik. O online DBS ile ilgili de konuşmamızı istiyorlar. Aslında bu online DBS çözümümüzde biz 12 bankayla şu anda web servis üzerinden fatura gönderimi, iptali gibi pek çok şeyi yapabiliyoruz. Bunun yanında taslet entegrasyonuna, limit bilgilerinin alınması gibi şeyleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Eğer bununla ilgili ayrıca bir demo talebiniz de olursa tekrar bize iletebilirsiniz aşağıdan ya da mailden. Biz bununla ilgili de mutlaka bir webinar yapmaya çalışacağız. Bu gibi çözümlerin katkılarından birazcık zaten bahsettik. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır bu konuda? Yani nasıl bir yol haritası izlemelerini önerirsiniz şu anda izleyen? Şirketlere öncelikle en fazla yoğunluğu olduğu yerden başlayıp bu işi devreye almalarını öneririm. Ve bunu alırken de bankalarla bu güvenlik iletişiminin sağlanması en önemli nokta aslında. Biraz önce de dediğimiz gibi ürün implementasyonu 3 gün ama bankalarla bu işin kurulması bir aydan fazla zaman alıyor. Ve bir değeri gösterdikten sonra operasyonu bunun arkası geliyor artık. İşte artık operasyon size önermeye başlıyor. Onlar banka entegrasyon yaptın, DBS'yi de yapalım. DBS'yi yaptın, POS'u da yapalım diye. Değeri gösterdikten sonra aslında bunun arkası geliyor. ITM'lerin önemli tarafı operasyona tarafında karşılaştığı dirençtir. Bunu aşmak için bu değeri gösterip devam etmek en önemli nokta aslında. Sonrasında zaten kendileri böyle bir operasyon tarafında bu işe devam etmemiz gerektiğini. Kısaca bu kadar. Yani bunun dışında çok güzel bir noktaya da parmak basıyorsunuz. Bir ikidir güvenlik. Bu güvenlik tarafını nasıl yapıyoruz Sinan? Yani gerçekten güvenebiliyor muyuz bu web servise? Aslında güveniyoruz çünkü bütün güvenlik yine normalde internet bankacılığınıza girdiğinizde banka güvenliği nasıl sağlıyorsa aynı şekilde burada da bu güvenliği sağlamaya devam ediyor bize. Tamamen şirketiniz üzerinde, hatta mesela şimdi tat ve düzey dedik. İki şirket için de iki ayrı web servis veriyor bize. İkisi için de ayrı kullanıcı adı, ayrı firma kodu ve ayrı şifreler veriyor. Dolayısıyla aslında hani bu şifreler de esnekli güvenli bir şekilde korunuyor. Keza bankanın zaten servisi güvenli olduğu için hani aklınız hiçbir şekilde şüphede kalmıyor. Çünkü hani bu güvenceyi bize veren banka tarafı oluyor. Biz de aslında o güvenli veriyi SAP'de görüntüleme imkanı sunuyoruz. Aslında bu elden giden ekstrelerin falan filan bu tarafta yapılabilecek herhangi bir oynamanın da aslında önüne geçiyor. Doğrudan bir entegrasyon yapıyoruz. Çok doğrudan. Hani dediğim gibi yeniledikçe yeni satırlar düşüyor. Hani tutara müdahale etme şansınız yok. Çünkü aslında bankada fiziki gerçekleşen neyse önümüze düşen tutar da o. İşlemin hani eğer mesela iki şirket dedik yine güzel bir örnek vermek istiyorum. İki şirket arasında sonuçta para transferleri oluyor. Finansal pozisyonlar gereği işte A'dan B'ye, B'den A'ya para transferleri olduğu zaman zaten sistem iki tarafın da IBAN'ını tanıdığı için doğrudan hani hangi hesaba gideceğine kadar otomatik getiriyor. Yani bu da dolayısıyla hani veri bütünlüğünü ve güvenliğini ciddi anlamda korumaya fayda sağlıyor. Yani bu operasyonda aslında şey de var. Birazcık muhasebenin kontrolü tabii ki de yine aynı şekilde operasyona yürürken IT'ye çok büyük bir sorumluluk düşüyor aslında. Size bununla ilgili şu ana kadar kendi operasyonunuzda nasıl ek talepler geldi? Çok fazla gelmiyordur diye düşünüyorum ama yani yeni bir banka açılması için de herhangi bir zorlukla karşılaştık mı aslında? Yani devreye aldıktan sonra karşılaşmadık. Sadece bir POS entegrasyonunda bu komisyonlu çalışmaya başladık. Orada bir değişiklik gerekti. Onun haricinde herhangi bir değişiklik yapmadık. Yeni banka eklemeleri de sürekli ola gelen bir şey, yeni hesap eklemeleri. Bunları da kendi içimizde aslında halledebiliyoruz. Aslında kritik nokta biraz önce dediğimiz gibi TAT ve düzeyden bahsettik. Düzeyin cirosunun %60'ını TAT üzerinden geldiğini düşünürsek iki şirket arasında da ciddi bir finansal hareket var. Bu finansal hareketler de aynı sistem üzerinde yine online bankacılık vasıtasıyla çok kolay bir şekilde halledilebiliyor. Ve bu bize paranın anlık olarak kullanımını sağladığı için ciddi değerler yaratıyor aslında. Yani genel olarak çok uçtan önce değerlendirdik aslında bugün online bankacılık çözümümüzü. Her şeyden önce
şu ekranınızda şu anda gördüğünüz grafiğe ulaşmak bile oldukça değerli bir şey. Bu operasyonları ne kadar hızlı işleyebilirsek, ne kadar güzel takip edebilirsek aslında bu bizim kararlarımızda çok olumlu yönde etkiliyor. Sinan, istersen senden de bir son yaşadığın deneyimleri aktarmanı isteyeyim ben. Yine tabii birçok noktaya parmak bastık. Yani şu görüntüyü bile aslında SAP üzerinden doğru bir şekilde alabilmek kullanıcılar ve finans yöneticiler için çok değerli. Dediğim gibi hangi şirkette yaptıysak biz bu projeyi, insanların hayatları çok kolaylaştırdık. Hani çok olumlu feedbackler aldık. Hani düşünmek isteyenleri de her zaman soruları veya olursa şimdi veya webinarımızdan sonra her zaman yardımcı olmak isteriz. Bu arada ben şimdiden size teşekkür ederim Özgür Bey. Çok değerli katkılarınız için. Özellikle sizinle bu online bankacılık entegrasyonu hakkında konuşmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunun yanında tekrardan paylaşıyorum. Çok fazla benzer soru geldiği için ve içerisinde yanıtladığımız için aslında onları tek tek almadık. Ancak bununla ilgili bütün diğer sorulara hem web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz, blog yazımızdan da bunları tekrar takip edebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi bizlerle de iletişime geçme şansınız var. İstediğiniz zaman bizle konuda görüşebilirsiniz. Videomuzu da merak etmeyin. Yani kaçıranlar olduysa da izletmek isterseniz de YouTube kanalımıza da yüklüyor olacağız. En az yaklaşık bir 48 saat içerisinde mutlaka yüklenmiş olur. Tekrar katkılarınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda artık görüşmek üzere. Görüşmek üzere.